Bakın siz huzurunuza çıkarken bile heyecanlanıyoruz. Şimdi bu heyecanın olmaması mümkün değil. Ama inanın o gençler medeni cesaretleri o kadar iyi ki bilgileri, birikimleri ve sınavdan dolayı sınav puanı yüksek olan çocuklar hep buraya gelmişler. Ve dikkat ederseniz de çoğunluğu da kız bayanlar. Şimdi bunların heyecanlarından bizim yararlanmamız lazım. Gözleri pek. Bunlar evrakta eksiklik yapabilirler. Yani mevzuatı tam bilmeyebilirler. Kanun tüzüğü tam bilmeyebilirler. İnanın bunlar çok önemli değil. Bunları biz tamamlarız. Ama bunlar hafta sonlarında kursları var. Geçen cumartesi katıldım. Yani hep söyledikleri şu. Hocam biz şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bizim eski öğretmenler diyorlar, gülüyorlar bize. Geçin bunları. Yapmayın. İşte siz de usanırsınız. Yani dikkat ederseniz az önce söylediğimi tekrar dönüyorum. Bizim problemimiz ümitsizlik. Ümitsiz olmayacağız. Ve bu gençlerin heyecanıyla çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Projeleri var mı? Çocukların projeleri var. Yani kendi lokal projeleri var. Aralarında bir şeyler yapıyorlar. Mesela bir öğretmen arkadaşım yeni başlamış. Hocam diyor yani öyle problem çocuklar var ki artık gına gelmiş herkes. Ben diyor o en yaramazları topladım bir tiyatro grubu oluşturdum diyor. Ve en haylaz çocuğa da öğretmen rolü verdim diyor. Hocam diyor %60 çözdüm problemi diyor. Siz bak, bunlara bir ödül mantığıyla da yaklaşıyor musunuz? Tabii. Şimdi mesela Milli Eğitim'in şeyinde koridorunda dikkat ettinizse bordo zeminli bir pano var. Çoğu kimse zannediyor ki o panoyu işte Milli Eğitim Müdürü gitti, geldi, konuştu, yattı, uyudu. Onları oraya asacağız. Hayır. O panoya okullara yazdık. Diyoruz ki okullarda güzel örneklerinizi gönderin burada afişe edelim. Hem orada saklayacağız, hem muhafaza edeceğiz, hem de arkadaşlara dedim ki bu tür etkinliklerinizi söyleyin biz sizi gelip ziyaret edeceğiz. %99 ödüllendireceğiz, %1 de cezalandıracağız. Ama cezalandırırken 2 değil, 3 değil, 5 düşüneceğiz. Evet arkadaşlar. Sayın Müdürüm, söz korusta, buyurun. Kışın şu anda bile hava, okul, lise en büyük problem, lise sorunu var bana göre. Tabii size göre var mı yok mu diyeceksin neden? Kars her geçen gün büyüyor. Su batan yolu. Din görevlileri var. Toki, Halit Paşa. Oralara birer lise yapılırsa öğrenci sayısı azalır. Öğrencilerim sabah saat 6'da kalkıp o soğukta ağlaya ağlaya okula gitmez. Saat 8'de 8'de okul olursa, ders sayısı fazla olursa öğrencilerimiz bu sıkıntıdan kurtulur. Bunu bir araştırırsanız Kars çok soğuk bir yer. O şu anda Nisan'a giriyoruz. Soğuktan yani iş yerine gelene kadar gözlerimiz yaşarıyor. Evet. Halit Paşa, Sosyal Güvenlik Kurumu o civarda herhalde maliyenin yerleri vardır. Belediyenin yerleri, hazinenin yeri vardır. Görüşülüp oraya bir listenin yapılması, oradan hem din görevlileri, hem Türkiye'de okuyanlar, hem Halit Paşa Mahallesi'nde okuyan öğrencilerin liseyi orada okumaları ve lisemizde nereden olsa Alparslan Lisesi'nde öğrenci sayısı bana göre yani 1500 yaşıyormuş. Sabah öğrenci 7'de okula geliyor. İnanın çocuklar soğukta neyse kalp bizi geçirecek. Yine ders için ilk öğretim okulları, dersi sayılarımız az. Bu fazlalaşırsa tekil eğitim olur. Öğrencimiz saat 8-9'da gelir. Akşamda karanlığa kalmadan evlerine gider. Yani en önemli problem bu. Yani şu anda bir öğretmen problemi yok bana göre. İlla ki okul evet. Dersi. Şimdi çok teşekkür ederim. Şu çalışma arkadaşlar dün bana ulaştı. Sabancı Üniversitesi Kars'la ilgili bir çalışma yapmış. Kuzeydoğu Anadolu ve Türkiye ile Kars'ı mukayese etmiş. Şimdi bakın Kuzeydoğu Anadolu'da ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı Kuzeydoğu Anadolu'da 28. Türkiye ortalaması 31. Kars 23. Dikkatinizi çekelim. Bakın yani Kars'ta derslik başına ilk öğretimde düşen öğrenci sayısı 23. Kuzeydoğu Anadolu'da 28, Türkiye ortalaması 31. Yani biz okullaşma olarak ilk öğretimde Türkiye'nin ortalamasının çok önündeyiz. Genel orta öğretimde ise Türkiye geneli 31, bizde 33. Yani orada %2'lik kardeşimizin söylediği gibi. Tabii bu okullaşmada şimdi inşallah sosyal bilimler lisesi açılırsa bu bizi biraz rahatlatacak.
yine benzeri liselerin Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesi var. Gerçi bizde bir tane lise kaldı değil mi şimdi? Evet. Şu anda. O bir tane lisenin de bakanlık muhafazasını istiyor. Bir de lise yok mu biliyorsunuz şu anda mecliste henüz yasalaşmayan, genel kuruldan geçmeyen 4+4+4 çok tartışılan bir şey var. Biz çalışmalarımızı bunu da beklemek durumundayız. Yani bunun neticesine eğer bu yasa geçerse eski sistemde olan ilkokul, ortaokul, lise tekrar dönecek. Ve biz planlamamızı da ona göre yapmak durumundayız. Bu da yani önümüzdeki günlerde şekillenir zannediyorum. Teşekkür ederim. Muhallesiniz Müdür Bey. Notunu alacağım Ali Bey. Onu inceletelim. Evet. Öyle şey. Ha, tabii Bakleti tarafına yapılan Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi. Aynen. O da bizi rahatlatacak inşallah. Önümüzdeki sene orası açılacak. Tabii buyurun. Sayın Müdürüm, değerli basın mensubu kardeşlerimiz. Tabii ortalamaya baktığımız zaman gerçekten Kars'ta derslik sayısı yok denilecek kadar ya da ihtiyaç olmayacak şekilde bir problem olmayan bir durum sergileniyor. Ancak burada bazı okullarımızda yığılma, bazı okullarımızda öğrenci sayısının azlığı ve çokluğuyla alakalı da bir ayrı bir durum var. Yani bu da ister istemez ikamete bağlı bir husus. İl merkezindeki sıkıntımız yok değil. Mutlaka hem ilk öğretim hem orta öğretim bazında bir okula ihtiyaç var. Hatta günün şartlarına göre uyarlanacak olan okullara mutlaka ki ihtiyacımız var. Ha, bunlar hem mali kaynaklarımızın elverişliği çerçevesinde değerlendirilmeli, hem de malum son deprem yönetmenliğine göre de arsaları bulmada ya da arsaları o projeye göre uyarlamadaki dikkat edilecek hususlar da göz önüne bulundurmalı. Şimdi tabii bir de öğrenci sayısının çokluğu bizim ilk öğretim müfettişlerimizin tespitine dayalı bir husustur. Alanla alakalı çalışılacak bir öğrenci sayısının profili de çizmek lazım. Subat Anyon'da bir gelişme var. Doğrudur. Aydınlık Evler Mahallesi dediğimiz mahallede var. Yani orada şu anda en uzak bir mahalle olarak sayılıyor. Onun ötesinde Digor Yolu Toki gelişmeye yeni açılan bir yerimiz. Orada tabii hem ilk öğretim hem de orta öğretim bazında ileriye dönük çalışmalarım olacak. Tabii bu orta öğretimde biraz önce müdür beyin bahsetmiş olduğu standartların belki biraz üstünde demeyelim de sayı olarak yüksek olmamızın bir sebebi de ilçelerimizde böyle bir durum var. İlçelerimizin bir kısmında sadece bir lisemiz var. Diğerlerinde de zaten planlamalı var. Bakanlık hem orta öğretim bazında Anadolu liselerine ya da meslek liselerine yönelmeyle ilgili 3 yıldır bir program yapıyor. Bu programı beklemekteyiz. Ya da ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Bu yılda malum Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir eğitim değişikliğiyle birlikte 4+4'ün de bir sürecini beklemek lazım ki bunlar yatırım programı dönüştüğü zaman ileride planlarımız atıl duruma düşmesin. Şimdi yine bir Milli Eğitim'de bir çalışmamız var. Bu çalışmadan da atıl durumda olan planlarımızın tespitlerini yapıyoruz. Binaların tekrar verimliliği ya da işte 4+4'e geldiği zaman biz bununla ilgili ne çalışma yapıp tekrar kendimizi bunu ayarlamamız lazım diyorum. Teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Evet Sayın Müdürüm. Değerli arkadaşlar, ben de personelle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. İlimizde yaklaşık şu an 3635 kadrolu öğretmenimiz var. 300 küsur tane de ücretli öğretmenimiz var. 69 bin öğrencimizle eğitim faaliyetleri devam ediyor. Öğretmensizlik yüzünden boş geçen dersimiz yok. Kapalı okulumuz yok. Son söyleyeceğim, çocuklar bizim her şeyimiz. Yaşama sevincimiz, mutluluğumuz. Onları geleceğe hazırlamak hepimizin insanlık görevi. Ben saygılar sunarım. Şimdi kapalı okulumuz yok değil de arkadaşlar. Fakat şunun bilinmesi lazım. Öğrencisizlik sebebiyle kapalı okullarımız var. Yani okulumuz var, öğretmen olmadığı için değil, öğrenci olmadığı için, yani köyden şehire göç olması sebebiyle 10 öğrenci aşağı düştüğü zaman, Taceddin Bey'in köyünde de öyle bir durum var.